YouTube kanalından herkese merhabalar. Çay kaşığıyla şekil verip porsiyonluk çok güzel pastalar hazırladım kızımın okulu için. O yüzden biraz görsellere süslü süslü ama çok kolay bir şekilde süslemeleri hazırladım. Ortaya da porsiyonluk çok güzel pastalar çıktı. Ben pandispanyanın ölçüsünü açıklama kısmına detaylı olarak yazacağım. Her zaman olduğu gibi yumurtanın aklarını ve sarılarını ayrı kaselere koydum. Şeker ve yumurta aklarını köpürene kadar güzelce çırpalım. Köpükler böyle sabit kalmalı. Daha sonra yumurtanın sarılarını ve şekeri rengi açılana kadar çırpıyorum. Sırayla diğer malzemeleri ekleyeceğim. Çırpma aşamasında yumurta sarılarına sıcak su ekliyorum aşama aşama. Nişasta, un, kabartma tozu ve vanilin. Bu malzemeleri de ekledikten sonra homojen bir kıvama gelinceye kadar çırpalım. Daha sonra aşama aşama yumurtanın köpürttüğümüz aklarını ilave edeceğiz. Sayfamda çeşit çeşit pasta tarifleri yayınlıyorum. Özel günlerinizde, doğum günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde ya da hediye götürmek istediğinizde hem tatlarıyla hem de sunumlarıyla birbirinden farklı tarifleri bulabilirsiniz. Bu zamana kadar birbirinden farklı pasta tariflerini sayfamda yayınladım. Yumurtanın aklarını aşama aşama ekledikten sonra kare, orta boy bir borcamın tabanına pişirme kağıdı koydum. Köpük köpük kıvamda pandispanyamız artık fırına gitmek için hazır. Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Alt üst ayarda pişireceğim, fansız ayarda. Pişme süresi 50 dakikaya yakın sürüyor ama yarım saatten sonra ortalama bu rengi alıyor. Fırından erken çıkartırsanız muhtemelen pandispanyanız çöker veya içi çiğ kalabilir kestiğiniz zaman. İçi yapış yapış olabilir. Uzun süre pişmesi gereken bir şey pandispanya. O yüzden rengi değiştiği zaman hemen fırından almayalım. Ben ters çevirdim. Ters bir şekilde soğumaya bıraktım. Bir bütün pasta da yapabilirsiniz ama ben okul için porsiyonluk pastalar hazırladım. O yüzden bir kapakla veya kurabiye kesiciyle veya bıçakla da döndürerek kesebilirsiniz. İçinden yuvarlak dilimler alalım. Dokuz adet gayet büyük boy porsiyonluk pasta elde edeceğiz. Ben okul için yaptığım için iki ölçü yaptım. Diğer ölçüyü de Instagram'da story'de yayınlamıştım. Ama sadece şu an tek ölçüyü sizler için bu videoya ekledim. Pastanın kreması için Cafe Fernando'nun çok sevdiğim yıllardır özellikle yaş pastalarda kullandığım bir kreması var. Fındık kremalı. 400 gram fındık kremasını kabın içine aldım. Çırpma kabının içine. Mikser kullanmıyorum. Çikolatayı da benmari usulü erittim. Sütlü bitter karışık kullandım yarı yarıya. Daha sonra telle bunları güzelce karıştıralım. Tamamen birbirine geçsin. Pişmeden sadece telle karıştırıp hazırlanan bir krema. Cupcake yapımında da kullanabilirsiniz. İki malzeme güzelce karıştıktan sonra üzerine iki kutu da krema ekliyorum. Krema ekledikten sonra kıvamı bir anda sertleşiyor. Biraz yapısı bozuluyor gibi oluyor ama çırptıkça istediğimiz kıvama gelecek. Fındık kremasından dolayı da çok fazla mikser kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Aşırı çırpıldığı zaman topaklaşan bir krema. Biraz hassas, o yüzden telle yapabilirsiniz. Daha sonra kestiğimiz yuvarlak pandispanyaları tam ortadan ikiye bölelim. Pastanın kenarlarından kaldı. Onları en son Uludağ pasta yaptım. Artık biliyorsunuzdur. Sayfamda da çok defa yayınladım. Pandispanyaları dilimleyerek yapılan çok güzel bir pasta. Ben iki ölçü yaptığım için diğer pandispanyadan da kenar kaldı. En son büyük bir baton Uludağ pasta hazırlamış oldum. Yani kenarlar hiçbir şekilde ziyan olmuyor. Daha sonra değerlendirdim. Kekleri ikiye kestikten sonra biraz sütle ıslattım. Orta ve kapak kısmına da iç kısmına kremadan sürelim güzelce. Bu pastayı
İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben bu kremayı yaptığım zaman genelde muz kullanıyorum. Muzla çok yakışan, genelde de en çok tercih ettiğim iç muz. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz veya damla çikolata, fındık, fıstık, farklı malzemelerle veya ekşi meyvelerle de pastanın iç kısmını hazırlayabilirsiniz. Daha sonra kapaklarını kapatalım. Normal bir porsiyonluk pastaya göre dilimler biraz daha büyük. Porsiyonluk yapmak istemezseniz bir bütün halinde yine aynı ölçülerle büyük bir kelepçeli kalıpta veya kare pastayı ortadan ikiye kesip bir bütün pasta olarak da hazırlayabilirsiniz. Tabii ki tek tek uğraşmayacağınız için hazırlama süresi de daha kolay olacak. Önce ince bir tabaka pandispanyanın etrafından sıvama yaptım. Daha sonra kaplama kısmına geçiyorum. Her yerini mümkün olduğunca eşit yapmaya çalışalım. Çok düzgün olması gerekmiyor. Çünkü en son çay kaşığıyla böyle rastgele yukarıya doğru çeke çeke pastamızın süslemesini yapacağız. Bu benim bu kremayı yaptığımda en çok kullandığım süsleme. Sanırım ilk yıllar önce, belki 10 sene olmuştur. O zaman denemiştim yine aynı süslemeyle. Süslemesi bir kere çok pratik, basit, çok muntazam bir sıvama yapmadan hemen çay kaşığıyla şekil verebiliyorsunuz. Diğer pastaları da yine aynı şekilde kaplayıp çay kaşığıyla şekil verdim. Kış ayında olduğumuz için tam bir kış görüntüsünde güzel de bir süsleme yaptım. Aslında iki farklı süsleme yaptım. Okul olduğu için biraz çocukların bence türden de bir süsleme yapmaya çalıştım. Pastalarda, doğum günü pastalarında abartılı süslemeler, farklı şeyler çok tercih ediliyor. Çocuklar çok seviyor. Ben de kornet külahlarıyla bir süsleme örneği yaptım. Aklınızda fikir olsun. Bütün pastalarda da yine aynı süslemeyi yapabilirsiniz. Çok fazla el oyalamayan, görseli de güzel bir süsleme. Kornet külahlarını biraz küçülttüm ama daha da küçültebilirsiniz. Çünkü pastamız porsiyonluk olduğu için daha küçük külahlar da kullanabilirsiniz. Çikolataya batırdım, erittiğim çikolatayı. Daha sonra pasta süsleriyle renkli süsler de kullanabilirsiniz. Ama ben rengi hep aynı tonlarda gitsin istediğim için yine aynı türden bir pasta şekerlemesi kullandım. Bunlar da hazır. Bunları da en son pastaların bir kısmında süslemede kullanacağım. Dolapta durduktan sonra krema hemen kıvamını buluyor. Çileklerin alt kısmından biraz kesip tam ortaya batırdım ve minik çam ağaçlarını da çileklerin dibine batırdım. En son pudra şekeriyle süsleyeceğim. Pastaların sayısı neden arttı diyebilirsiniz. Eğer atlayarak videoya gidiyorsanız bir ölçüde Instagram için yapmıştım dediğim gibi. İkisinin birleşimi toplam 18 tane porsiyonluk pasta. Sekiz tanesini çilekli, çam ağaçlı, 8 tanesini de külahlı bir şekilde yaptım. Pudra şeker de eklendikten sonra çilek ve ağacın üzerine, küçük çam ağaçlarının üzerine çok güzel bir görüntü oluyor. Benim çok içime sindi, çok beğendim. Çocukların da çok beğeneceğini düşündüğüm bir tarif. Sizler için de fikir olsun. Farklı kremalarla sevdiğiniz, yapmak istediğiniz pastaları benzer süslemelerle yapabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Uzun bir video oldu. Çok detaylı çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden de ufak bir ricam var. Videoyu izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Deneyecek herkesten de yorum bekliyorum. Tarifi beğendiniz mi? Yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Pastanın en son görüntüsü böyle, içiyle, dışıyla, lezzetiyle benim en sevdiğim pasta tariflerinden biri. Kreması da çok güzel. Biraz maliyetli bir krema ama özel günlerinizde deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldim.
Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.